Manşete hoş geldiniz. İyi bayramlar bu arada. Bize bayram mesaisi devam yani bayram tatili yok. E, tıpkı Sedat Peker'in tatil yapmadığı gibi. E, o da iyi bayramlar e, videosu çekmiş dördüncü bölüm. Ve o dördüncü bölüm e, ben yayından başlamadan önce baktım yarım milyona yakın seyredilmişti. E, herkes bayramı bayramlaşmayı bırakmış bunu seyrediyor. Yaklaşık bir saatlik video, 59 dakikalık video. E, onun üzerine konuşacağım çünkü... E, Özellikle dördüncü bölüm pek çok konunun aydınlanması ve devletteki kavganın ki öyle dedik. Devlette kavga, cerahat patladı. Patlayan cerahatı, iltihabı ve yaraları ve pek çok şeyi de beraberinde getiriyor. Ee, Sedat Peker'in e, videosuna anında e, Süleyman Soylu İçişleri Bakanı cevap verdi. Hemen ardından da Mehmet Ağar Sözcü TV'nin canlı yayınına çıktı ve e, Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtladı. Yani... Olayımızın üç tarafı da konuştu sadece Pelikan tarafı hariç Pelikan tarafı e, henüz e, Berat Albayrak tarafı ve Erdoğan tarafı henüz ağzını açmış değil. E, Sedat Peker konuşmaya devam ediyor Mehmet Ağar hem yazılı Saygı Öztürk'e verdiği e, röportajda sözcüye hem de görüntülü olarak Erdoğan Aktaş'a konuştu. Süleyman Soylu da attığı tweetle uzun bir açıklama yaptı Sedat Peker'e. Hepsine yer vereceğiz ama ondan önce bakın bu videolar o kadar izleniyor ki onu bir ekrana getireceğim size. Bu Sedat Peker'in YouTube sayfası. Birinci bölüm 1.6 milyon izlenmiş. İkinci bölüm 2.4 milyon izlenmiş. 3. bölüm 2.7 milyon izlenmiş ki gittikçe artıyor e, sayı. Çünkü bölümler ilerledikçe ifşaatlar, iddialar e, ve devletteki kavga e, daha da e, su yüzüne çıkıyor. Ve son bölüm e, ben şu anda bu yayını açtığımda görüyorsunuz 465 bin. Bakın bir refresh yapayım. Yani sayfayı yenileyim. E, son bölümün ne kadar arttığını görün. Bir anda yani bir dakika içinde artı 20 bin kişi daha seyretmiş 485 bine çıkmış. Siz bu yayını seyrettiğinizde bu 6-700 bin belki milyona ulaşmış olabilir. Böyle bir konu Sedat Peker'in yayını işte bu yayın. Bu defa üzerinde sadece gömlek yok daha evvel hep tek gömlekte çıkıyordu. Hava çok sıcak Dubai malum onun üzerine yelek giymiş kolyesi görülüyor ve masanın üzerinde bu defa Aptallar Erken Ölür kitabı var. Aptallar Erken Ölür kitabıyla verilen mesaj da muhtemelen Süleyman Soylu'ya gidiyor. Çünkü video tümüyle Süleyman Soylu hakkında. İşte önce buna bakacağız. Ne dedi? Nelerin altını çizmek gerekiyor? Ardından da elbette Süleyman Soylu'nun cevabına bakacağız ve Mehmet Ağar'ın cevabına bakacağız. Bütün bunları e, ele aldığımız bir e, yayın olacak bu. Şimdi, e, bayram tebriğiyle başlıyor. Barış Akademisyenlerinde, işte biz efendim terör örgütüne destek vermedik diyenlerden e, özür diliyor vesaire. Ki çünkü Sedat e, Peker, o ile eleştiriyor. Yani kanlarında duş alacağız vesaire. Direkleri asacağız ve kanlarında duş alacağız. <laughs> Böyle bir insan. Ama ondan sonra konuyu Süleyman Soylu'ya getiriyor. İçişleri Bakanı. Temiz Süleyman diyor. Süslü Süleyman diyor. Gerçekten Süleyman Soylu'nun damarına dokunacak dalga geçiyor. Bu tür lakaplarla. Ve dört mühim iddia söylüyor. Ve diyor ki... Beni diyor Berat Albayrak'a sen düşman ettin. Berat Albayrak'ı sen bana düşman ettin diyor. Dolayısıyla Erdoğan'la olmasa bile Pelikan'la arasının açılması veya Berat Albayrak'la arasının açılmasını Süleyman Soylu'ya ihale ediyor. E, DYP kongrelerine katılamazken e, benim sayemde DYP kongrelerine katıldın. Sağında solunda benim adamım vardı diyor. Ve parmağını ortaya koyuyor. Gene... E, kendi adamına İstanbul bir şey istediğinde, arada bir ilişki var. İstanbul'u ben yönetemiyorum, Berat yönetiyor diyor gönderdiği bir adama. Bir şey istiyor Süleyman Soylu'dan Sedat Peker. Ve aracıya şunu söylüyor Süleyman Soylu. İstanbul'u ben yönetemiyorum, Berat yönetiyor. Yani İstanbul'un yönetimi Berat'ta. Ardından bundan beş ay kadar önce, Özür dilerim, şey yapmadan önce, yurt dışına çıkmadan önce, bir buçuk sene kadar önce, yurt dışına çıkmadan önce Sedat Peker, Sedat Peker'le ilgili dosya hazırlıyorlar, tehlikeli bir durum olunca ben ona haber vereceğim diyor. Bir adamı vasıtasıyla haber yolluyor. Ve öylelikle de Sedat Peker'i Süleyman Soylu'nun kaçırttığı veya ona, ...bak hakkında dosya var... ...hatta o dosyada bir buçuk yıldır hazırlanıyormuş... ...yani yurt dışına çıkmadan bir buçuk yıl önce... ...o soruşturma yola çıkmış... ...bunu anlatıyor... ...ve en son... ...bundan beş ay kadar önce... ...Hadi Özışık üzerinden... ...isim de veriyor... ...internet haber sitesini yapan... ...kişi... Hadi Özışık üzerinden Süleyman Soylu şey'e, Sedat Peker'e şey gönderiyor, mesaj gönderiyor. Diyor ki, onu severim diyor. Ve işte efendim namuslu adam, şerefli adam diyor Sedat Peker için Süleyman Soylu. Hadi Özışık da Süleyman Soylu'ya demiş ki, işte efendim Sedat Peker hakkında bu tür şeyleri, emniyette fetö artıkları yapıyor. Ya bu bir fetö meselesi çıktı vallahi. Yani 20 sene, 30 sene herkesin kullanacağı malzeme. Birazdan bakacağız. Aynı şeyi Soylu da kullanıyor, aynı şeyi Ağır da kullanıyor. Tuhaf. ben onu severim demedin mi diyor? Eee Hadi Özışık'la bana mesaj göndermedin mi diyor? bunu yapmadın mı diyor? Orada anti parantez belirtelim. Hadi Özışık yani internet haber sitesinin başındaki kişi. Öteden beri Süleyman Soylu'ya yakındır. Ta DYP İstanbul İl Başkanlığından veya Demokrat Parti döneminden muazzam bir ilişkileri, yakınlıkları vardır. Ee, arkadaşlıkları vardır. Birbirlerine de bir sadakatleri vardır. Uzun yıllara dayalı bir şeydir. Dolayısıyla sıradan bir kişi değil o açıdan ve onun üzerinden de e, Süleyman e, Süleyman Soylu şeye Peker'e mesaj gönderiyor ve bu dört konu için parmaklarını ortaya koyuyor. Yani e, Birinci madde DYP kongrelerine giremiyordum benim sayemde girdin. İkinci madde İstanbul'u ben yönetemiyorum Berat yönetiyor demedin mi benim adıma diyor. Üçüncü madde Sedat Peker hakkında dosya hazırlıyorlar tehlikeli bir durum olunca haber vereceğim ben dedin mi demedin mi diyor. Dördüncü madde de ben onu severim işte efendim namuslu şerefli adam dedin mi demedin mi diyor. Hadi Özışık aracılığıyla bana bu mesajı gönderdin mi göndermedin mi diyor ve birer parmağını koyuyor. Sonrasında da tabii çok ağır ifadelerle Temiz Süleyman diyor işte efendim beşinci parmak beşinci parmağını da koruma polisimi sen vermedin mi diye koyuyor. Beş parmağını da koyunca eli gitmiş oluyor onu da gülerek anlatıyor. Yine aynı şekilde çok tuhaf istifa ettiği günün öncesinde Süleyman Soylu istifa ettiği günün öncesinde robot hesaplardan bir gün evvel tweet hazırladığını ve benim kardeşim gibi o çocuklar diyor Sedat Peker trolleri organize ettiğini ve e, açılmasına vesile olduğum portallar da diyor destek verdi ve biz diyor senin arkanda dizildik bütün troller, benim açılmasına destek verdiğim portallar hep beraber senin istifana karşı dimdik durduk. Ve Süleyman Soylu'nun da bu olayı istifasından 24 saat önce organize ettiğini söylüyor. Bunu da deşifre ediyor. Yani Süleyman Soylu istifasını organize etmiş. Öncesinde trolleri ve haber sitelerini ve Sedat Peker'i ayarlamış. Ve istifa eder etmez de işareti alan portallar ve troller... Süleyman Soylu yanındayız diye hizaya girmişler. E, mafya pisliği demesine e, Süleyman Soylu'nun çok bozulmuş e, Sedat Peker. Ondan dolayı da bir saat konulu bu videoda Süleyman Soylu'yu deşifre ediyor. Pislik e, diyerek diyor bana diyor ön almaya çalıştın e, biliyorum diyor. E, Tayyip abi diyerek Erdoğan'a sesleniyor. Tayyip abinin altını oyduğunu herkes biliyor diyor. Bu aradan da Erdoğan'a mesaj gönderiyor. Yani Erdoğan'a diyor ki Tayyip abi Süleyman Soylu senin altını oyuyor al bu adamı. O kadar küfür, o kadar hakaret. Yani Süleyman Soylu'nun Erdoğan hakkında ağır küfür ve hakaret ettiğini de söylüyor. Vesaire. E, kırmızı bültenle beni e, korkutamazlar. 16,5 sene yattım cezaevinde. E, gene diyor şey yaparım falan. Hatta... E, çok affedersiniz deyip kadınlar çocuklar ekrandan çekilsin deyip işte beni diyor şeyimden tavana asacağını bilsem de senden korkan senin gibi olsun falan diye çok ağır konuşuyor. Dolayısıyla Süleyman Soylu, Soylu olayını hem kendince de şifre ediyor. Kendince söylüyorum çünkü oradaki iddialarını ve söylediği şeylerini doğru kabul etmek durumunda değiliz. İki bir, bir yönüyle de Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderiyor. Çek bunu altından iskemleyi diyor. Sarmışsınız Tayyip abinin çevresini Atatürk'ün dolmabahçedeki hali gibi eşkıya mısın lan sen falan diyor. Çok ağır şeylerle. O arada Silivri Emniyet Müdürü'nün intihar ettiğini söylüyor ve bunun da e, sorumlusunun Süleyman Soylu olduğunu söylüyor. Silivri Emniyet Müdürü meselesi çok enteresan bir mesele. Hemen oraya bir parantez açalım. Bu konuda... E Ahmet Şık imzalı bir haber Cumhuriyet'te 6 Mayıs 2018 günü yayımlandı. Emniyet müdürünün intihar dosyası Bakan Soylu'ya uzandı başlığıyla. Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan geçen Temmuz ayında makam makamında intihar etti. Çalışkan'ı intihara sürükleyen olayın Bakan Soylu'nun oğlunun gözaltına alınan bir arkadaşının usulsüz biçimde serbest ile ilgili olduğu iddia ediliyor. Soylu'nun oğlunun gözaltına alınan arkadaşı Salı verilme olayını öğrenen İstanbul Emniyet Müdürü çalışkandan olayla ilgili tutanak tutarak Bakan Soylu hakkında resmi işlem başlatmasını istiyor. Kişi de bu. Evet. Silivri ve İbrahim Ahmet Şık haberinde. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın konuyu öğrenmesi üzerine olayla ilgili tutanak tutarak Bakan Soylu hakkında resmi işlem başlatmasını istediği Silivri Emniyet Müdürü Çalışkan'ın da oluşan baskıya dayanamayarak intihar ettiği öne sürülüyor diyor. Evet çok ağır dediğim gibi iddialar bunlar. E, bundan da Soylu'yu sorumlu tutuyor. <laughs> e, çok enteresan. O arada yine e, Süleyman Soylu'nun ablasının kocası Abdullah Bey'i Sedat Peker'in bir adamına, kendi adamına yolladığını söylüyor. E, bu konuda bir diyet, parmak koymuyor çünkü parmakları bitti. Beş parmağını biraz önce koydu. E, i̇şte oğlu şarkıcı olacak, işte Polat Yağcı falan diyor, tanıştırdım, e, kanallarda yayınlattım diyor. Yani dolayısıyla e, ablasının kocasını Sedat Peker'e göndermiş Süleyman Soylu bir şarkıcı için aracı olmasını istemiş. Sedat Şar Seyrat Peker de medyada aracı olmuş ve kliplerini kanallarda yayınlatmış falan. İşte yani olay kopmuş durumda. Medya, magazin. Ben geçtiğimiz ay yaptığım bir yayında Sedat Peker'in bir grup magazin unsuruyla ve medya unsuruyla yan yana fotoğrafları üzerinden bir analiz yapmıştım ki o sadece albümün bir bölümüydü. İşte Magazin dünyası, medya dünyası böyle. Yani Türkiye'de ne doğru ki Spor da aynı şekilde medyası, magazini, siyaseti, hepsi iç içe girmiş. Onun için ben artık onlara gazeteci falan da demiyorum yani. Medyanın yani mesleğin bir namusu var ya. Bu isimlerini söyleyip geçiyorum yani. İsimlerini söyleyip geçiyorum. Evet. Sizsiniz lan suç örgütü diyor ve son derece enteresan pislik suç örgütü süslü Süleyman, temiz Süleyman falan diyor. O arada şunu da söyleyelim. Sedat Peker'in biraz evvel de gösterdiğim bu videoları milyonlarca seyrediliyor. Ben 5 e, yıl aşkın bir süredir İngiltere'de yaşıyorum ve bugüne kadar hiç e, Türk dizi filmi hiç Türk sineması Türkçe konulu herhangi bir belgesel falan hiçbir şey seyretmedim. E, bıraktım. Bunu Türkiye'deyken bırakmıştım esasen. Zannediyorum birkaç bölümünü seyrettiğim son Türk dizisi Muhteşem Süleyman'dı. Eee... Geçelim YouTube'a koyuyorlar dizileri son dönemde moda oldu hem oradan para da kazanıyorlar ve son dönem YouTube'a konulan Türk dizileri milyonlarca seyrediliyor çünkü insanlar artık televizyon izleme alışkanlıkları değişti televizyondan izlemiyorlar on demand dediğimiz yani artık basarak durdurarak yayınları takip ediyorlar ve istedikleri zaman ne zaman müsait olurlarsa izliyorlar o iki saatlik iki buçuk saatlik dizilerin iki saat kırk dakika gördüm yahu. Neyse ne, neyse ki reklamsız seyrediyorlar öyle söyleyeyim. Veya reklamları atlıyorlar YouTube'da. Ee, izlenmeleri 1-1,5 milyonu görünce arkadaşlarımla falan paylaşıyordum ben. Ya şuna bak yani hem açık kanalda yayınlanıyor dizi hem de bu kadar seyrediliyor falan diye. Ama şu anda Sedat Peker o Türk dizilerini geçti. Ee, milyonlarca seyrediliyor ve Türkiye'de seyretmeyen kalmadı. Herkes e, yeni bölümü bekliyor merakla. İşte birinci bölüm yayınlandı, ikinci bölüm merakla beklendi. Üçüncü bölüm merakla beklendi ve emin olun dördüncü bölüm iple çekiliyordu. Şimdi 5 bölüm aman aman her sabah kalkıp da acaba 5 bölümü çekti mi Sedat Peker diye bakılıyor. İş böyle bir noktaya gitti. Ama Sedat Peker şunu söylüyor. Ben Mesih değilim, kurtarıcı değilim. Haklı. Yani kendi kendini de güzel ifade ediyor. Ee, kendi meselem var diyor. Ee, ben diyor çocuklarımın yüzüne bakınca e, kendi şerefimi e, koruma meselesi var benim diyor. Dolayısıyla diyor ben diyor, öyle diyor kurtarıcı işte aydınlanmacı işte efendim bir dönemi de şifre eden şu bu falan gibi bir şeyim yok benim diyor bir meselesi var ve o meselesi için bunu bu videoları çekiyor kıramayacağım herkes aradı ters konuştum uzak durun size gelmesin o belalar dedim diyor demek ki çok aracı var nerede duruyor nerede saklanıyor veya nerede yaşıyor Dubai'de veya gerçekten Dubai'de mi? Bunları hiçbirisi net olarak bilmiyoruz. Ama Türkiye'de ciddi bir kesimin artık onun ölmesini istediğini söyleyebiliriz. Yani net bir şekilde. Ama uzanamıyorlar. E, mümkün olsa içeri tıkarlardı, hücreye tıkarlardı. İşte aç susuz bırakır, orada kafayı yemesini beklerlerdi her neyse. Ama bunu yapamadılar. Bir anlamda ellerinden kaçtı. Diğer yönüyle de e, şu anda Sedat Peker'in e, vücudunu ortadan kaldırmak isteyen... Hatırı sayılır bir grup var. Buna karşı tabii Sedat Peker'in nasıl korunduğunu veya nasıl bir tedbir aldığını da bilmiyoruz. Yarın öbür gün başına bir şey gelmesi halinde, ekstra bana bana bir şey olursa diye paketlenirsem, öldürülürsem veya işte efendim Türkiye'ye kaçırılırsa, beni içeri atarlarsa veya yaşadığım ülkede başıma bir şey gelirse diye çektiği videolar var mıdır? Onu da. Ee, bilmiyorum. Ee, şey e, Bunu zamanla göreceğiz. Ama belli ki e, video çekmeye devam ediyor ve e, Süleyman Soylu'dan ve Mehmet Ağar'dan gelen tepkiden de görüyoruz ki artık devlet tepki vermeye başladı. Çünkü artık herkes siz istediğiniz kadar ülkeyi kapatın. İstediğiniz kadar gazeteleriniz, televizyonlarınız konuşmasın. Sedat Peker e, videolarını seyrediyor. O arada şey çok koymuş tabi e, mafya mensuplarının Eleman sayıları yayınlandı. Benim eleman sayım olarak, adam sayım olarak 200 küsür e, demişler diyor. Benim işte binlerce, on binlerce adamım var. Pastane açılışına bile 30 bin kişiyle gittim ben falan diyor. E, yine aynı şekilde e, Süleyman Soylu ile ilgili iki kere e, Süleyman Soylu ülkeye geri dönüş biletimdi. Hayallerimizi de çaldı, bilet de gitti diyor. Ee, ve bu videoyu onun için çekmiş ve Süleyman Soylu'nun mafya pisliği demesi üzerine de çok alınmış ve artık e, ağır küfürlerle Süleyman Soylu ile ilişkisini bitirmiş. E, geri dönüş biletimdi diyor, hayallerimi de çaldı, bilet de gitti diyor. E, bilet dediği Süleyman Soylu e, ve belli ki Nisan'da ülkene dönersin, dönebilirsin sözünü veren de Süleyman Soylu. Pek çok şeyi şifre eden bir video e, bu bölüm, dördüncü bölüm. Bir diğer tarafıyla da şu... Belli ki Sedat Peker bir buçuk sene evvel e, Türkiye'den çıkarken Süleyman Soylu sayesinde çıkıyor. Bunu net bir şekilde. Ve Berat Albayrak'ın hedefi oluyor. İstanbul'u ele geçiren Berat Albayrak uçağını piste durduruyor. Bir saat, bir buçuk saat. Daha sonra nerelerden telefon gelmişse işte o gidecek ama dönecek. işte burada da programı var falan gibi bir şeyler demek ki tanzim ediliyor. Yani Sedat Peker çıktığında döneceğine dair bir takım işaretler veya belgeler bırakıyor geride her neyse. Ve izin veriliyor. Yani tam bir Soylu-Berat mücadelesi var Sedat Peker'in çıkışında havaalanında. Çıkış bileti Süleyman Soylu, dönüş bileti de Süleyman Soylu. O arada eşi ve çocuklarını önden gönderiyor. Ancak eşi ve çocuklarını önden gönderdikten sonra bir de ne görsün? Nisan'da dönmeyi beklerken Mart'ta e, Bekos'taki villasına baskın yapılıyor ve eşi ve çocukları korkutuluyor. Daha sonra eşi ve çocuklarını tekrar e, yanına aldırıyor ve tekrar yanına aldırdıktan sonra da konuşmaya ...başlıyor, bu videoları çekmeye başlıyor. Peki soracaksınız yani neden eşi ve çocuklarını elinde tutmadı Türkiye? Tutabilirdi. Ee, belki Belli ki Türkiye, Süleyman Soylu, Berat Albayrak ne derseniz... Ee, ...Sedat Peker'in e, bu kasetleri çekeceğini, bu yayınları yapacağını neyse artık hesap etmedi. Bir anlamda eşi ve çocukları bir biçimde Sedat Peker'in yanına gittiler, Dubai'ye gittiler bir işin bu tarafı bu iki bilemiyoruz tabii hangi yolla geldiler eşi ve çocuklarının pasaportu var mıydı kaçak yollarla mı başka bir biçimde mi Sedat Peker yanına aldırdı bütün bunları bilemiyoruz açıklanmadığı için ama bir biçimde Sedat Peker'in Sedat Peker'in konuşmasına engel olacak şimdi mafya vari şeylerden söz ediyoruz Sedat Peker konuşmasın ya da ya da Sedat Peker sussun Sedat Peker biz ne dersek onu yapsın diyecek olan mafyalaşmış devlet veya mafya veya çete ne yapar eşi ve çocuklarını Türkiye'de tutar ve gözetim altında tutar. Yani yaşadıkları yerin çevresinde falan filan kuş uçurtmaz. Dolayısıyla onlar rehindir bir anlamda Türkiye'nin elinde. Dolayısıyla dışarıdaki Sedat Peker de hiçbir şey yapamaz. Ama belli ki onları da kaçırmışlar, kaçırmışlar ellerinden. O açıdan ona da pişmandır şu anda Türkiye. Eşi ve çocuklarını elimizden nasıl kaçırdık diye. Ya da belki de izin verdiler Sedat Peker'in yanına gitmesine. Sedat Peker'in bu e, videoları çekeceğini tahmin etmiyorlardı. Evet, bunun üzerine bu kadar konuştuktan sonra bakalım Süleyman Soylu e, ne demiş. Süleyman Soylu bir tweet attı ve e, aylardır bu senaryonun e, bu noktaya geleceğini bekliyordum. Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği demiş. E, şeyle ilgili olarak e, Berat, şey Sedat Pekerle ilgili olarak. Hemen videonun ardından yayınladığı bu açıklamada açıklamaya bakacağım tek tek. Fakat şunu söyleyeyim, e, aylardır bu operasyonun, bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum. Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisti hiç de beklemiyordu, hiç de bu noktaya geleceğini bilmiyordu. Öyle olsaydı, dediğim gibi biraz evvel söyledim, Eşine eşi ve çocuğunu Serhat Peker'in yanına yollamazdı. Haber e, neticede beklediği bir şey değildi. Neticede gene e, aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum diyen kişi Hadi Özışık aracılığıyla 5 ay önce ben onu çok severim falan diye Sedat Peker'e mesaj yollamazdı. O arada işte kimler kimlere mesaj aracı tuhaf. Yani ülke bambaşka bir noktaya gitmiş durumda. İşte burada açıklaması var. Aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum. Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği yıllarca bu ülkede tehdit ve şantajla pek çok insanın canını acıttı. Devlet, millet gibi kutsal kavramların ardına sığınarak kan emici oldu. Her türlü pisliğe bulaştı filan. Yav arkadaş yani böyle yani devlet millet kutsal kavram diyor ama böyle bir devlet dili yok yani. Devletin İçişleri Bakanlığı'nın yani Alaaddin Çakıcı daha düzgün bir şeyle jargonla yazıyor yani öyle söyleyeyim. Türkiye tam da bunlar gibi pespayelerle mücadele ederek temizleniyor falan. Kullandığı uyuşturucunun beynini yok ettiği müptezel operasyon elemanına sesleniyorum. Yani cümlenin çarpıklığı, düşüklüğü falan ayrı bir konu. İşte Koca diyorlar ama koca demiyor. İçişleri Bakanı olmuşsunuz, ülkeyi idare ediyorsunuz. Bilmem ne kadar siyasettesiniz, devlettesiniz. Tuhaf yani. Operasyon faresi gibi kaçma. Ülkene gel, adalete teslim ol. Bak sen. <laughs> ya çok daha... <laughs> yani gerçekten dalga geçiyorlar. Bir de böyle işte efendim. Direkt nasıl olsa Kemal Kılıçdaroğlu gibi ağabeyin var. Akşener gibi ablan var. Babacan gibi kardeşin var. Sözcü, Cumhuriyet, FETÖ, HDP, PKK... Saydırmış direkt. Biraz sona bakacağız. Mehmet Ağar da saydırıyor. İşte efendim. Evet. Erdoğan'a minnettarım demiş. Soylu Erdoğan meselesinin altını o da çizmiş. Mafya pisliklerine ve onların pis oyunlarına müsaade etmediği için bakalım reis nasıl tepki verecek. Bunu da zamanla göreceğiz. Evet. İstanbul ve Bursa mahkemelerinde iki dosyam var. İstanbul'daki dosyanın başlangıcını bilmiyorum ancak dosyanın yeniden hareketlenmesi ve operasyona dönmesinde iyi katkım var demiş. Bursa'daki dosya ise bir kişinin şahsıma şikayetiyle baştan sona benim takibim demiş. Evet. İdam dahil her türlü cezaya aşağılanmaya razıyım. Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa Aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya aşağılanmaya razıyım demiş. Yalanın büyüklüğüne bakar mısınız yani? Hayatının bir noktasında benimle temasın varsa ve bu ispatlanırsa aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya razıyım. Yalana bakar mısın yani? Benim benimle hiç temas kurmadın, hiç temasım yok seninle mafya pisliği. Bunu ispatlayana ben de diyor kellemi koyuyorum diyor. Evet. Evet, beş yıla yakın İçişleri Bakanlığı dönemimde filan falan, işte bir İçişleri Bakanı'nın satırları. Hamdolsun mafyaya hayat hakkı tanımadık falan. Şimdi burada şeyinin sonunda not diyor. Görüyorsunuz mesajının yazılı mesajının sonunda not. Bu süreçte belki dil dil sürçmesidir diye hala tekzibini beklediğim cümle. Deyip Mehmet Ağar'a bir göndermede bulunuyor Süleyman Soylu. Biz olmasaydık or oraya mafya çökecekti cümlesi. İnşallah saygısız gazetecinin çarpıtmasıdır diyor. Şimdi e, saygısız gazeteci dediği Saygı Öztürk. E, Mehmet Ağar Sözcü Gazetesi'ne konuşmuş ve o gazeteye yaptığı açıklamada Mehmet Ağar bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır demişti. Yani ben buraya mafyayı sokmuyorum onun için buradayım demişti. Yalıkavak Marina için. Tam da bu noktada Süleyman Soylu bu duruma fena halde alındığını belirtiyor Mehmet Ağar'a. Ama orada nazik bir dil kullanıyor. Dil sürçmesidir. Hala tekzibini bekliyorum diyor. Biz olmasaydık oraya mafya çökecekti. İnşallah saygısız gazetecinin çarpıtmasıdır diyor. Burada da saygı üstür harcamış. Onu da söyleyelim. Bir kere daha Saygı Öztürk'e yani Saygı Öztürk'le daha evvel bir davası vardı şeyin e, ne diyeyim Süleyman Soylu'nun e, ekranda ağlatmıştı onu e, orada da e, şey yapmış bir kez daha e, ismini geçirerek e, Saygı Öztürk'e hakaret etmiş. Peki ne oldu Süleyman Soylu'nun bu tweetlerinden birkaç saat sonra... Mehmet Ağar Sözcü TV'de Erdoğan Aktaş'ın sorularını cevapladı canlı yayında. E, ve Mehmet Ağar Sedat Peker'in dördüncü videosunu seyretmiş olarak e, ve bundan malumatı olarak bu yayına çıktı. Çünkü Erdoğan Aktaş e, canlı yayınlandı bu ama e, bant çekilmiş ve canlı verilmiş olabilir. Videonun güncel olduğunu şuradan anlıyoruz. Erdoğan Aktaş en başında Sedat Peker dördüncü videosunu yayınladı diye başladı ve e, Süleyman Soylu'nun biraz evvelki işte umarım dil sürçmesidir e, işte efendim biz olmasaydık yalık havak marinaya mafya çökecekti lafı ile ilgili serzenişini de hatırlattı Erdoğan Aktaş. Dolayısıyla bu da güncel bir e, yayın. Peki bu yayında e, Mehmet Ağar ne dedi? E, yayın 12 dakika sürdü kısa bir yayın. E, Eleştirilere hak veriyorum dedi. Sürçü lisan söz konusu dedi ve dolayısıyla Süleyman Soylu'nun umarım dil sürçmesidir e, lafını e, Mehmet Ağar e, aldı kabul etti. Evet dedi, dil sürçmesi dedi yani. E, Sürçü lisan söz konusu. Özür dilerim dedi. Tüm meslektaşları incittim dedi. E, net bir şekilde arka arkaya. Ayrıca Süleyman Soylu'yu yöneltti. Sayın İçişleri Bakanı çok takdirle kendisini takip ediyorum dedi. Teşkilata güven işte efendim başarılı bir süreç. Personele büyük güven veren bir insan. Teşkilata güven bir, veren bir insan. işte devlet dedi her konuda her yerde dedi vaziyete hakim falan filan. Yani şeyi temizlemeye çalışıyor Mehmet Ağar. Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır. Lafını temizlemeye çalışıyor. Hem Süleyman Soylu'yu onur etti e, ee, hakkında övgüler düzdü. Hem de kızgınlıkla ağzımdan çıkan bir söz oldu. Çıkınca Saygı Bey'i de aradım. En küçük rütbede polis memuruna kadar can siperhane mücadele sergiliyorlar. Ne kadar tecrübeli de olsa kızgınlıkla bir insan işte benim gibi hata yapabiliyor. Bunu kabul ediyorum dedi. Bütün meslektaşlarımdan özür diliyorum. Evet. O arada başka sorular da sordu ee, Erdoğan Aktaş. 12 dakikalık bir yayındı ama gene de likit bir yayındı. Ee, her şey sorulmadı, sorulamadı. Belli ki Mehmet Ağar çok fazla konuşmak istemiyor ama en azından e, sorulacak 3-4 kritik soru soruldu. Ee, neden siz dedi yalı Kavak Barınay'a dedi profesyonel dedi şey olarak atandınız e, yönetici olarak atandınız kim rica etti ricacı kim? Ben dedi ne, ne holding yönetim kurulu üyelikleri geldi de kabul etmedim ama dedi işte Azerbaycan-Erdoğan ilişkisi e, isim vermedi ama sokar meselesi var burada sokar bu bir bi, petrol e, nakliyatı petrol meselesi gemi gemicikler meselesi. Azerbaycan, Türkiye yani esasen Haydar Aliyev, Erdoğan ilişkisi. iki devlet, bir millet. Türkiye, Azerbaycan kardeşliği beni buraya dedi sürükledi. Marina sahiplerinin ricası üzerine geldim. Devlet başkanlarının ricası üzerine değil dedi. Ama külahıma anlat sen onu, bana bunu gerek bunu. O arada Erdoğan Aktaş sordu Mubariz Mansimovla Fetullah Güleni Gurbanoğlu (Türkçe soy ismi) Türk Fetullah Güleni sizin tanıştırdığınız söyleniyor. Ne diyeceksiniz diye sordu. Bir kere dedi defalarca gitmiştir bu arkadaş dedi Gülen'in bulunduğu yere Amerika'da bir seferinde beraber gittik dedi. Bir seferinde Mubariz Mansimov'u götürmüş Mehmet Ağar Pensilvanya'da. Fethullah Gülen'le görüştürmek için. bundan da dedi devletin bilgisi var. Yani bir devlet görevlisi olarak gitmiş gene Mehmet Ağar. Peki burada da söyledi. Ben 25 yıldır devlette çalışmıyorum. 15 yıldır siyasette değilim. Dokunulmazlığım da yok. Bu devletin bilgisi olayı ne peki? Devlette çalışmayanın devletin bilgisi halinde Fethullah Gülen'le konuşmaya gidiyorsa hala devlette çalışıyordur. Eğer yanlış biliyorsam ben bütün gazetecilik geçmişimi çöpe atmaya hazırım şu anda. Parmak kesmiyorum bizde o yok. Niye keseyim hem yani? Hatam varsa özür diler, geçerim. Ama burada bir hata olduğunu zannetmiyorum. Sedat Peker'le ilgili olarak e, muhatap değilim e, diyor ama... E, ...çok enteresan bu fotoğraf meselesine geleceğiz. Çok enteresan e, suç örgütü lideri deyince Sedat Peker için... Ee, Erdoğan Aktaş, muhatap değilim Sedat Pekerle. Liderlik kolay iş değildir. Mensubudur diyelim diyor. Yani o diyor bir mafya babası olamaz. O bir diyor mafya mensubu olur diyor. Yani o bir suç örgütü lideri olamaz. O bir suç örgütü mensubu olabilir olarak düzeltiyor soruyu ama ondan mafya babası olmaz. Ondan diyor mafya üyesi olur diyor. Aşağılıyor. Ve muhatap değilim diyor. Ee, enteresan. Yüreği yeten buraya gelir diyor. Biraz evvel Süleyman Soylu'nun dediği şey gel adalete teslim ol. Yüreği yetiyorsa gel artık buralar bizim. Yani hadi buyur git yani. Tuhaf yani. Tolga Ağar sorusu da geliyor. Ee, Tolga Ağar'la ilgili iddiaların ki Yeldana Kaharman isimli bir kazak. Genç gazetecinin e, 20'li yaşlarda... E, ölümünden sorumlu olmakla itham etmişti. Sedat Peker ona tecavüz etti. Yelda Kaharman'ın bu tecavüzü jandarmaya bildirdi. Ancak e, jandarmanın e, işlem yapmadığı ertesi günde kızın evinde ölü bulundu. Ve buna intihar e, raporunun yazıldığı. E, bu diyor PKK-FETÖ e, şeyidir. E, gizli servis kontrolünde ve yönlendirmesiyle yapılan e, bir şeydir. ...kimsenin ne iddiası varsa buyursun götürsün diyor. Bir kere kimse herhangi bir iddiada bulunamıyor. Otopsi raporunu yayınlayan gazeteciyi bile ki o da şurada... ...onu da verelim bak burada... ...Baransel Ağaca... ...Yeldana Kaharma'nın otopsisini incelediğinizde alın bölgesinde... ...üç farklı noktada ölümden 6-7-8 gün önce orta şiddetli darbeye bağlı... Moğoluklar tespit ediliyor fakat ayrıntılı bir değerlendirme yok bu darbeye dair. E, tehdit ihbarı da var darbeyi de görmüşsünüz diyor. Ve otopsi raporunu bu şekilde yayınlamış. Bütün rapor şu anda ben ekrana getiriyorum. Görüyorsunuz merak eden yayını durdurup okuyabilir. Aynı zamanda Yeldana Kaharma'nın sosyal medya hesaplarına bakıldığında da... ...Yalıkavak Marina'da çekildiği tahmin edilen... E bazı fotoğraf kareleri var. Yani Tolga Ağarla ilişkisinin eski olduğuna dair bazı e, veriler verilerde var. Bunu da belirtelim. O arada işte diyor ki işte efendim bu gizli servis kontrolünde yapılıyor enteresan. İki işte PKK FETÖ sitelerinde çıkıyor diyor. Yani e, Türkiye'de yayın, Türkiye'de zaten yayın yasağı koymuşsunuz. Yüreği yetip de kimse yazamıyor. E, bir yazdığı anda başına iş geliyor. E, dolayısıyla şunu kastediyor yurt dışı kaynaklı sitelerde ve yurt dışında çalışan gazeteciler bunu gündeme getiriyor. Peki yurt dışındaki gazeteciler kim? Ya PKK'dır ya FETÖ'dür falan böyle bir genelleme içine giriyor. Esasen bir anlamda Türkiye'de medyanın bittiğinin bitişinin de tescili. O arada dörtlü fotoğrafla ilgili soru geliyor ve bunun üzerinde çok fazla durmamaya çalışıyor. İşte şu fotoğraf Sözcü TV de bu fotoğrafı ekrana getirmiş ve Erdoğan Aktaş bu fotoğrafı soruyor. E, fotoğraf üzerinden verilecek hesabım yok diyor. de o şekilde koymuş Sözcü TV. Benimle görevi yaptığım belli fotoğraflar üzerinden hesap verecek halimiz yok diyor. E, o fotoğraf esasen e, çok e, konuda belirleyici. E, i̇şte Üzeyir Çakmaktaş, e, Çatlı'nın e, adamı, e, onu e, 16 Ekim 2020'de e, Twitter'a koymuştu İşte bu fotoğraf. Bu fotoğrafta soldan sağa... E, Alaaddin Çakıcı, Mehmet Ağar, Engin Alan, e, eski asker, MHP'de milletvekilliği yaptı ve Korkut Eken, eski emniyetçi işte özel kuvvetçi vesaire. Hep deyinde delir devlet unsurları yani mafyasıyla, İçişleri Bakanı'yla, Emniyet Müdürleri'yle, askerleriyle bunların dörtlü yan yana fotoğraflarını Palmarina yani daha doğrusu Yalıkavak Kavak Marina'dan e, çekip vermişti. Bu Günden başka fotoğraflar da var. Ararsanız bulursunuz internette. Marina'da çeşitli noktalarda çekilmiş. Üzerlerindeki kıyafetlerden de kişilerin aynı gün çekildiği anlaşılıyor. Ve bu servis edildi. Bu Yalıkavak Marina'dan servis edildi. Ve Yalıkavak Marina'dan servis edilmesi de bu işin yani biz buraların sahibiyiz. Buralar bizden sorulurun şeyiydi. Özetiydi açıkçası. Üzeyir Çakmaktaş kim? Üzeyir Çakmaktaş bu arkadaş. İşte burada da şeyle, Abdullah Çatlı'yla fotoğrafını paylaşmış yeni Üzeyir Çakmaktaş bu kişi. Burada da Alaaddin Çakıcı'nın, Abdullah Çatlı lafı çıktı biraz galiba, 7 Mayıs tarihli fotoğrafı görülüyor. Olaylar böyle. Evet, tweet'e bakalım. Doğru, yukarıda görüyorsunuz 7 Mayıs tarihli tweet Üzeyir Çakmaktaş da bu. Dolayısıyla Çakıcı'nın elemanlarından biri ve yayınladığı fotoğrafları da kendi çekip e, bu şekilde servis ediyor. Evet olaylar böyle. E, bütün tarafıyla etraflıca bir şekilde e, dile getirdim. Son söz olarak son cümlelerim şu. Devlette kavga cerahat patladı dedik. E, Sedat Peker bir dönemin kapağını araladı ve e, kendi de yayında belirttiği gibi bir kurtarıcı bir mesih edasıyla falan bunları yapıyor değil. Sedat ee, Peker e, bunları e... Kendi meselesi için yapıyor, ailesi için yapıyor. Türkiye'ye dönüş umudu yakın vadede yok. Bunu kendisi de biliyor. 16,5 sene yattım. Bir 16,5 sene daha diyor. Yani ben diyor bir 16,5 sene daha dışarılarda gezebilirim. Ama diyor benim canımı yaktınız. Ailemin canını yaktınız. Dolayısıyla ben sizi diyor tek tek deşifre edeceğim. Tayyip abi diyerek Tayyip Erdoğan'ı sınırlıyor. Ve diyor ve onu, ona bir şey söylemiyor. Ama onun dışındaki herkese. Onun İçişleri Bakanı'na, onun damadına, işte onun Mehmet Ağar'ına vesaire onun ilişkilerine işte Mehmet Ağar da yani bu diyor Tayyip Erdoğan meselesi bu diyor Azerbaycan Türkiye liderlerinin işte efendim meselesi Yal yalı kavak marida falan filan sokar petrol öbürü bir iki gemiler gemicikler. Dolayısıyla Mehmet Ağar da benim arkamda Tayyip Erdoğan ve Aydar Aliyev var diyor bu işin arkasında bu var diyor net bir şekilde Erdoğan Aktaş'a verdiği söyleşide. Marina sahipleri benden ricacı oldu diyor, devlet başkanları değil diyor ama iki cümle öncesinde bütün devletleri ve başkanlarını yazınca e, o mesaj alınıyor. Sedat Peker'e de o mesaj gidiyor. Sen diyor, seni diyor, biz buradan kovaladık, e, canını kurtardığına şükret, e, karının kızının da yanında olduğuna şükret ve buralar bizim. Arkamızda da Türkiye ve Azerbaycan devleti var Kusura bakma bu işler bitti diyor Böyle bir mesaj veriyor Süleyman Soylu çok çok sıkışmış durumda Bu arada harcanan o oldu Yani bir anlamda Süleyman Soylu'yu e, Patlatmış oldu şey e, Ne derler e, Sedat Peker. Ee, birkaç karikatür var. Ee, mesela Uykusuz'da çıkan bu karikatür. Bir kameraya bir top, tripota yenileceksiniz e, diye konuşuyor Sedat Peker. Hemen e, altta da e, e, kağıt ağırlığı. E, beni kaldırırsanız her şey yıkılır. Mehmet Ağar. Evet. Yukarıda bir tripota, bir kameraya yenileceksiniz. Aşağıda da kağıt ağırlığı. Mehmet Ağar. Kim ne yazmış diye baktım. E, Arzu Yıldız Peker'in anlattıklarını Erdoğan dinlerse muhtemelen e, temiz soyluyu, süslü soyluyu görevden alacaktır diyor. E, Erkan Mumcu, Mehmet Ağar'ı kongre salonunda birleşme konuşması için beklerken Türkçe olimpiyatlarında Fethullah Gülen'e övgüler düzüyordu demiş. Bence Erkan Mumcu hiç konuşmasın eğer konuşacaksa bir gece vakti meclisten çıkan ve bugünlerin mimarı olan düzenlemeler yani işte 367 bulunamadı vesaire nereden telefon geldiğini filan da bir anlasa daha iyi olur. Mehmet Ağar'a sataşmadan evvel Erkan Mumcu'yu da buruşturup atacaksınız. Evet. Sen işini düzgün yapsaydın da mafyayı kaçırtmasaydın yurt dışına. Berkant Gültekin paylaşmış. Burada insanların kanıyla duş alacağını söylerken sırtını sıvazlamasaydın. Şimdi suçluluk psikolojisiyle gazeteleri ve muhalif siyasetçileri hedef alarak kendi sorumluluğunu gizleyeceğini mi sanıyorsun demiş Süleyman Soylu'ya. Peker'in anlatımlarıyla neler ortaya çıktı diye Arzu Yıldız sıralamış. Fidan ve Hakan Fidan ve Mehmet Ağar kavgalı. Pelikanlar da Hakan Fidan'ı sevmiyor. Kayıp damat Berat ve Süleyman Soylu kavgalı. Sedat Peker ve Berat'ın arasını Soylu açmış. Soylu istifa dramı yapmış vesaire. Evet. Evet. Peker vatansever bir polisle kendisine telefonla mesaj göndertenin ve yine bir cenazede yakın çevresinden biri aracılığıyla mesaj iletenin kim olduğunu açıklarsa işin doğrusunu öğreneceğiz dediğimiz şu yazıyı hatırlatalım demiş Ahmet Şık. Dedim ya cerahat patladı ortalığı iltihap götürüyor paylaşılan tweetleri böyle getiriyorum. Evet. Süleyman Soylu'nun yeğeni şarkıcı olsun diye Peker kanalları aramış bu çocuğu çıkarın demiş medyaya gel diyor Arzu Yıldız. Melis Alpan, Sedat Peker ekranı sevdi milyonlarca izleyicisi de oluştu böyle bir çağ. Evet böyle bir çağ. Mesut Yılmaz eski emniyet istihbarat müdürü Nisan ayına Peker'e söz veren Soylu'ymuş. Soylu'nun da çapı belli olduğu Erdoğan'ın akçeli işlerle ilgili taşeronu ağarmış. E, Peker yanlış ata oynamış ve olayı geç kavramış. Soylu senin ömründe Erdoğan'a ayak bağı olduğun gün biter. Senin ömrün de, de ayrı olacak, senin ömrün de Erdoğan'a ayak bağı olduğun gün biter. Akçeli işlerde seni devre dışı bırakıp ağırla çalışmış. Bu da senin sistem içindeki yerini gösteriyor demiş. Peker soylu balonunu fena patlatmış diyor. Aynen katılıyorum. Eski Emniyet İstihbarat'tan e, Mesut Yılmaz. Sena Kaleli... İddiaları doğruysa ikinci paralel devlet vakasıdır. Devlette paralel devletler bitmez Sena Kaleli. Levent Özenen böyle iddialar karşısında hiçbir kişi memurluk dahi yapmaya devam edemez. Siz ne diyorsunuz yani devlette zaten memur kalmadı ki yani çete, çete devleti orası. Evet. Şaşırma Türkiye diyor Temurçin Tüzecan. Yarın unutur ve yine işler eskisi gibi yürür. Yarın, yarın unutursunuz ve yine işler, işler eskisi gibi yürür. Aynen öyle. Durumlar böyle. Bilet olmak da ağır olmalı demiş Arzu Yıldız. Sen bizim biletimizdin. İnsanın tabii ağrına gider diyor. Ağırına gitmiş Süleyman Soylu'nun. Evet. Evet kıytırık mafyanın çökmesine izin vermez. Orası çok daha nitelikli mafyanın hakkı ve şu an emin ellerde demiş. Yalıkavak Marina için. Evet. Mafyaya teslim olmamışsınız. Bizzat mafyanın kendisisiniz diyor. Erk Acarer. Mehmet Ağar'a Evet haber siteleri de yeni yeni uyandı Peker bayramlık ağzını soylu için açtı demiş güzel başlık Kronos'tan ee, bunları da böylece hatırlattık ve bununla da yavaş yavaş bitirelim. Evet e, Mesut Yılmaz'ın sözüyle bitireyim emniyet istihbaratı Mesut Yılmaz rahmetli siyasetçi Mesut Yılmaz değil ee, Sedat Peker son videosunda e, soyluyu patlattı. Ağar'ın cevapları e, yepyeni ufuklar açtı. E, Soylu'nun çıkışı yepyeni e, ufuklar açtı. Bakalım iş nereye gidecek. Evet e, bu işin kapanma tıpkı Susurlu kazası gibi üzerinin örtülme filan falan bu tür şeyler falan var. Var evet ama e, pek çok şey ortaya çıkacak öyle görülüyor. Eser Karakaş'ın çok sevdiğim bir analizi var. Diyor ki devlette kavga çıktığı zaman biz gerçekleri öğreniyoruz. Bu da öyle bir şey diyor o açıdan. Bu yönüyle diyor yararlı. Evet, bu yönüyle yararlı. Bir şey öğrenmek için Türkiye gibi ülkelerde devlette kapışma olması lazım ve bu kapışmadan çok şey öğreniyoruz. Ve elbette Türkiye'deki bu konunun medya uzantıları, bürokrasi uzantıları, siyaset iş dünyası uzantıları da telaşta şu anda. Susurluk kazasında internet yoktu dünyada. Bilgisayar da işte masalarda sadece dört işlem aracı veya benzeri işler için kullanılıyordu. Şu anda e, bu sayede e, internet sayesinde, sosyal ağlar sayesinde e, YouTube veya başka bir yer, Dailymotion, Vimeo, ne bileyim Twitter, Periscope, Instagram, aklınıza gelebilecek onlarca yüzlerce mecrada, TikTok, neyse e, WhatsApp grupları, öbürü, Beriki, Signal, e, herhangi bir mesajı e, bir yerden bir yere ulaştırmanız veya bütün dünyaya ilan etmeniz, yayınlamanız mümkün ve olası. Dolayısıyla insanların ıskaladığı, atladığı da bu oldu. Eskiden kendinize bir gazeteci bulmanız gerekirdi iddialarınızı dillendirmeniz için. Şimdi bir kamera ve bir tripodla olay bitiyor. Bana göre Sedat Peker'in diğer konulardaki haklılığını bilemem ama bu konuda %100 haklı. Bir tripod ve bir kameraya yenileceksiniz diyerek önündeki tripod ve üzerindeki kamerayı işaret ediyordu. Bu konuda çok haklı. Dolayısıyla artık bu tripod ve bu kamera yani... Şu 3 dolarlık tripod ve üzerindeki ne bileyim 10 dolarlık kamera insanların kabusu olsun. Evet, tekrar iyi bayramlar. Sedat Peker, Süleyman Soylu, Mehmet Ağar açıklamaları üzerine özel bir yayın, özel bir manşet oldu bu. Bir sonraki manşette, bir sonraki gün, cuma günü tekrar karşılaşır mıyız emin değilim. Kayda değer bir gelişme olursa tekrar karşınızda olurum. Hoşçakalın.